seni evler şimdi cehennem. Bah seni evler şimdi cehennem. Gülizar başkanında el ele hep birlikte oynarımız CHP'ye. Yönetim şeffaf saydam, geziyor meydan meydan. Halk için, hizmet için geliyor Gülizar başkan. Yönetim şeffaf saydam, geziyor meydan meydan. Halk için, hizmet için geliyor Gülizar başkan. Yönetimi şeffaf saydam, geziyor meydan meydan. Bahçeli evler için geliyor Gülizar Emecan. Şeye değer biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye, duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha, yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere. Hazırız biz yine durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. Havadaydım yeni yeni meydanlar, Allah'ım razı olsun hep. Hazır mıyız Bahçeli evler? Yetmez. Hazır mıyız? Çok güzeliz. O zaman genç partimiz üyemize kuvvetli bir alkış gelsin lütfen. İlçe başkanım Sayın Danış Akpolat geliyor. Hazır mıyız? Bu kez Bahçeli evlere bir kadın eli değecek dedik ya. Bu kez Bahçeli evlere bir kadın eli değecek. Bahçeli evler belediye başkan adayım Sayın Emine Gülizar Emecan geliyor. İstanbul'un gururu yeniden Ekrem İmamoğlu. Atatürk'ün yolunda 16 milyon yanında dertlere derman.
İstanbul'da çiçekler açsın gençler yanıma. Çok değerli Bahçeli Evlerli hemşerilerim. Merhaba. Çok güzelsiniz. Harika görünüyorsunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz değer kattınız. Evet, işte biz de kollarımızı sıvadık. Bahçeli Evlere hizmet için buradayız. Hizmet için geliyoruz. Değerli Bahçeli Evlerli hemşerilerim, ben içinizden bir kardeşiniz olarak 60 yıl önce bu ilçeye yerleşmiş, kuruluşunda imzası olan bir ailenin mensubuyum. 35 yıldır bu ilçeyle haşır neşir, çocuklarımı burada doğurdum, burada büyüttüm. Tüm sorunlarına hakimim. Karşınızda bir buradayım. Hizmet için geliyoruz. Bahçeli Evleri değiştirmek, dönüştürmek için geliyoruz. Bahçeli Evlerin hizmete ihtiyacı var. Yeniden bir dönüşüm, kentsel ve kültürel bir dönüşüme ihtiyacı var. Sadece kentsel dönüşüm değil, bu şehrin yeniden planlanmasına, yeniden yaşanılabilir bir hale gelmesine ihtiyacı var. İşte bunun için çalışacağıma da söz veriyorum. Afetlere dayanıklı, daha yaşanabilir, sokaklarında dolaşılabilir bir Bahçeli Evler. Biz sosyal belediyecilik anlayışıyla Bahçeli Evler'de birlikte bir arada kadınları, gençleri, çocukları daha fazla kucaklayacağız. Biz bugünün ekonomik koşullarında yoksullarımıza daha fazla sahip çıkacağız. Onların yanında olacağız. Bahçeli Evlere sevgi, umut getireceğiz. Değerli Bahçeli Evler, bunu hep birlikte yapacağız. Hep birlikte başaracağız. Birlikte yöneteceğiz. Sivil toplum örgütlerimizle, belediye çalışanlarımızla barışık olacağız. Onlar da huzur içinde çalışacaklar ve huzur içinde Bahçeli Evlere hizmet edecekler. Herkesle huzurlu bir ilişki içerisinde olacağız. Bahçeli Evlere huzuru getireceğiz. Bahçeli Evlere mutluluğu getireceğiz. Değerli dostlar, burada yapacak iş çok. Burada yapacak proje çok. Ama yalnız değiliz. Biz yalnız değiliz. 5 yıldır İstanbul'a ve Bahçeli Evlere büyük hizmetlerde bulunmuş bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Ekrem İmamoğlu var. Büyükşehir Belediyesi var. İşte biz birlikte el ele masanın başına oturacağız. Bahçeli Evleri yeniden yaşanabilir bir hale getireceğiz. İşbirliği içinde, dayanışma içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ve Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Bahçeli Evler'de başlatmış olduğu çalışmaları hızlandıracağız ve daha fazlasını yapacağız. Değerli Bahçeli Evlerliler, sizlere tekrar şunun sözünü vererek sözlerime son vermek istiyorum. Bir arada olacağız, birlikte yöneteceğiz. Hep beraber yöneteceğiz, huzur içinde yöneteceğiz ve yeni bir Bahçeli Evler yaratacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Bu ülkenin genç, cesur kadın başkanlara ihtiyacı vardı. Emine Gülizar Emecan bu ülkenin genç başkanlarından biri olarak Bahçeli Evleri kazanacak inanıyoruz. Yine Bahçeli Evlerin bir evladı. Sizin bir kardeşiniz, genç bir başkan geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanım Özgür Çelik geliyor. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız. Teşekkürler Bahçeli Evler. Nasılsınız, iyi misiniz?
Çocukluğumun, gençliğimin her bir adımında beraber olduğum değerli komşularım, ekmeğimi kazandığım, siyasete başladığım, 6 yıl ilçe başkanlığı yaptığım sevgili ailem, Bahçeli Evler'in yoluna sevgimizi kattık, emeğimizi kattık, gençliğimizi kattık. Evimiz Bahçeli Evler, komşularım nasılsınız, iyi misiniz? Gençlik ve çocukluk yıllarımda hep birlikteydik. Birbirimizin dertleriyle dertlendik. Birbirimizin neşesiyle sevindik. Birbirimizin umutlarıyla yorulduk. Ve Bahçeli Evler'in desteğiyle 16 milyonluk bir şehre il başkanı oldum. Bunu önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Sonra Bahçeli Evler'e borçluyum. İyi ki varsınız. Ve iyi ki sizlerin komşusuyum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla birlikte İstanbul'un 39 ilçesinde bir mücadele veriyoruz. Ama insanın evi bir başka. İnsan evinde daha mutlu, daha gururlu. Bugün de çok gururluyum. İki değerli başkanımızla buraya geldik. Birisi 31 Mart'tan sonra Bahçeli Evleri halkçı belediyecilikle tanıştıracak olan Emine Gülizar Emecan. Emine Gülizar Emecan başkanımız 31 Mart'ta Bahçeli Evleri kazanacak ve Bahçeli Evlere çok güzel hizmetler yapacak. Bahçeli Evler onu yakından tanıyor. Bahçeli Evler'de uzun süre yaşadı. 2019'da biliyorsunuz 31 Mart'ta bir seçim kazandık ve kazandığımız seçimi iptal ettiler. Ve siz onlara büyük bir cevap verdiniz 23 Haziran'da. İşte o zaman Emine Gülizar Emecan Bahçeli Evler'den sorumlu milletvekiliydi. Bahçeli Evler'in sokaklarını onunla beraber dolaştık. Ben ilçe başkanıydım. O milletvekiliydi. Bahçeli Evler'de komşularımızı birlikte ziyaret ettik. Bahçeli Evler'in tüm sorunlarını Emine Gülizar Emecan'la birlikte dinledik. Bahçeli Evler'in bütün sorunlarını çok iyi biliyor. Şimdi Bahçeli Evler Belediye Başkanı olarak sizlerle birlikte Bahçeli Evler'in sorunlarını çözmeye talip oldu. Başkanıma başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Yolumuz aydınlık olsun diyorum. Ve Bahçeli Evler'in bir dönüşüme ihtiyacı var. Bahçeli Evler'in binaları çok yorgun. Bahçeli Evler'in binaları çok yaşlı. Bahçeli Evler'deki binaların %80'i 99 depremini görmüş durumda. Henüz deprem olmadan Bahçeli Evler'de binaların yıkıldığına şahitlik ettik. Geçen sene Soğanlı mahallemizde bir binamızın kolonları patladı. Ondan önceki sene burada Dereyolu'nda bir binamızın kolonları patladı. İnsanlar daha eşyalarını çıkartamadan evleri üzerlerine yıkıldı. Bahçeli Evler'in bir kentsel dönüşüme acilen ihtiyacı var. Bunu da ancak bir mühendis yapabilir. Bunu ancak bir inşaat mühendisi yapabilir. Bahçeli Evler'in kentsel dönüşümünü Emine Gülizar Emecan başkanımız çözebilir. Ve sadece kentsel dönüşümü değil, Bahçeli Evler'in yeşil alan sorunlarını çözebilir. Bakın Bahçeli Evler 17 kilometre kare ama 700 bin insan yaşıyor Bahçeli Evler'de. 1 kilometre karede bu ilçede 40 bin insan yaşıyor. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı sadece 0,8. Yani Bahçeli Evler'de bir kişiye 1 metre kare yeşil alan düşmüyor. 25 yıldır Bahçeli Evleri yönetenler Bahçeli Evleri bir beton yığınına döndürdüler. Şimdi Emine Gülizar Emecan başkanımız Bahçeli Evlerin kentsel dönüşüm sorunlarını çözecek.
Bahçeli Evler'in çocukları için, Bahçeli Evler'in gençleri için, Bahçeli Evler'in kadınları için, Bahçeli Evler'in emeklileri için halkçı belediyecilik uygulamaları yapacak. Emekliler demişken emeklilerimiz burada mı? Emeklilerimiz burada. 2024 biliyorsunuz emekliler yılı ilan edildi. Ama açlık sınırı 15 bin liranın üzerine çıkmış. Yoksulluk sınırı 50 bin liranın üzerine çıkmış. Emekliye 10 bin lira maaşı reva görenler 2024'ü emekli yılı ilan ettiler. 31 Mart'ta onlara hep birlikte büyük bir cevap verecek miyiz? 31 Mart'ta hep beraber büyük bir cevap vereceğiz. Ülkeyi yönetemeyenler, emeklileri, emekçileri yoksulluk ve sefalete sürükleyenler, onların yerel yöneticileri Bahçeli Evleri yönetemiyorlar. Bahçeli Evler özellikle son 5 yılda çok kötü yönetiliyor. 25 yılda Bahçeli Evleri bu hale getirdiler. Ancak 5 yıldır Bahçeli Evleri çok kötü yönetiyorlar. 5 yıldır bu ilçede 9 milyar Türk lirası bütçe kullanıldı. Ama hizmet olarak bu 9 milyar Türk lirası hizmete dönüştü mü diye soracak olursanız Bahçeli Evler'de görebileceğiniz bir hizmet yok denecek kadar az. Bahçeli Evler'de ne yapılıyor peki? Reklam belediyeciliği, bir de promosyon belediyeciliği yapılıyor. Bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evinizin kapısına sabun bıraktılar, bir kişinin adı yazıyordu. Bahçeli Evler Belediyesi'nin parası, Bahçeli Evler halkının vergileri sabunların üzerine reklam yazılarak dağıtıldı. Ve Bahçeli Evler'de şimdi her tarafa şunu yazmışlar. Vaatlerimizin %98'ini gerçekleştirdik demişler. Bakın vaat kitapçığı elimde. 2019'da vaat ettikleri her şey bunun içerisinde. Bahçeli Evler'e Ulu Cami ile Milli Egemenlik arasına millet bahçesi yapacağız demişler. Yapmamışlar. 10 bin araçlık otopark yapacağız demişler bu kitapçıkta. Yapmamışlar. Kapalı pazar yeri yapacağız demişler. Yapmamışlar. Bağımlılıkla mücadele merkezi açacağız demişler. Açmamışlar. Ünverdi Köprüsü'nü kaldıracağız demişler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ünverdi Köprüsü'nü kaldırdı. Onlar her tarafa reklam astılar biz kaldırdık diye. Projeleri kopya ettikleri gibi projelerimizi de kendileri yapmış gibi gösterdiler. Ve 11 mahalleye kreş yapacağız demişler. 11 mahalleye kreş yapacağız demişler. Kendi öz kaynaklarıyla bir tane bile kreş yapmadılar. Bahçeli Evler'e bunu hep birlikte anlatacağız. Vaatlerinin henüz %30'unu bile gerçekleştirmediler. Ben size bambaşka bir şey söyleyeyim. Arkanızda bakın bir yapı var. Bir muhtarlık binası orası. O muhtarlık binası, yani o muhtarlık kulübesi Fetih Parkı'nın içerisindeydi. Şirin Evler muhtarımız İbrahim Güzel burada. Ekrem Başkan İbrahim Başkan'ı ziyaret etti diye, muhtar Ekrem Başkan'a bir bardak çay ısmarladı diye Fetih Caddesi'nde mevcut belediye başkanı o muhtarlık kulübesini muhtarın eşyalarının üzerine yıktı. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Şirin Evler muhtarımıza bu hizmet alanını yaptı. Ve dün bir video izledim. O muhtarın muhtarlık merkezini muhtarın başına yıkan kişi Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir konuşma yapıyor. Diyor ki zaten ceza aldı. Zaten hapishaneye girecek. Onun cezaevine girmesine az kaldı. Ya kardeşim, sen polis misin? Savcı mısın? Hakim misin? Kimin cezaevine gireceğine sen mi karar veriyorsun? Sen mi karar veriyorsun kimin cezaevine gireceğine? Büyükşehir Belediye Başkanımız
Muhtarlık merkezini şirin evlere hediye etti. Muhtarlık merkezimiz bu parkın içerisinde. Şunu söylüyoruz. Bu ülkede, bu şehirde, bu ilçede zalimin zulmüne, zemherinin ayazına uğrayan kim varsa biz yanındayız. Ekrem Başkanımız yanında. Ve vaatlerimizin %98'ini gerçekleştirdik diyorlar ya Bahçeli evlere. Vaat kitapçığına hep beraber baktık. %30'unu bile gerçekleştirmediler. Bir de onların büyükşehir belediye başkan adayı var. Onların bir büyükşehir belediye başkan adayı var. Ne dedi geçenlerde? İstanbul'a 650 bin konut yapacağız dedi. 4 yıl önce Tuzla'da onun bakanlığı döneminde 650 konut başlamış. 2 yılda teslim edeceğiz demişler. 4 yıl geçmiş halen o konutları teslim edememişler. İstanbul'un dört bir yanında konut mağdurları var. Yani hem başladıkları işleri yapamadıkları gibi hem de Büyükşehir Belediye Başkanımızın projelerini kopyalıyorlar. Ama bir şeyi doğru söyledi. O Büyükşehir Belediye Başkan adayı bir şeyi doğru söyledi. Dedi ki Ekrem İmamoğlu vaatlerinin %87'sini gerçekleştirdi dedi. Sadece bir şeyi doğru söyledi. Şimdi Bahçeli Evler Belediye Başkanı diyor ya, vaatlerimizin %98'ini gerçekleştirdim diye. Bu vaat kitapçığını İstanbul'un o Büyükşehir Belediye Başkan adayına hep birlikte gönderelim, bir incelesin mi? Bir incelesin diyelim, değil mi? Peki. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Bahçeli Evler'e ne yaptı? İşte bu Şehit Yarbay Cesur Parkı'nı yaptı, şu anda oradayız. Burada binalar vardı. Burada nefes alınmıyordu. O binaları kamulaştırma yöntemiyle yıktılar ve yerine nefes alacak bir alan kazandırdılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bahçeli Evler'e 3 tane çocuk kreşi açtı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Bahçeli Evler'e 3 tane otopark açtı. Devlet hastanesinin yanına istihdam ofisi açtı. Gençlerimiz iş buluyor. Bahçeli Evler'in çocuklarına süt dağıtıldı. Bahçeli Evler'de 7 bin öğrenciye sadece Bahçeli Evler'de burs verildi. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hürriyet Mahallesi'nin, Şirin Evler Mahallesi'nin İSKİ yatırımlarıyla su taziki sorununu çözdü. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız 31 Mart'tan sonra çok daha güçlü hizmetleriyle Bahçeli Evler'e hizmet edecek. Ama benim sizden bir isteğim var. 31 Mart'tan sonra Bahçeli Evler'de hizmetlerin çok daha etkili olması için Emine Gülüzar Emecen Başkanım'la Büyükşehir Belediye Başkanımızın uyumlu çalışması için 31 Mart'ta sandıklara gidiyor muyuz? 31 Mart'ta sandıkların başında duruyor muyuz? 2019'da olduğu gibi sandıkları hep beraber koruyor muyuz? O zaman yolumuz açık olsun diyorum. Pusulamız belli diyorum. Tam yol ileriye diyorum. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bahçeli Evler hazır mı? Yetmez. Bahçeli Evler hazır mı? Bu yağmuru daha fazla bekletmeyeceğim. Bu sevgi selini daha fazla bekletmeyeceğim. Ekrem bende, İmamoğlu sizde. Ekrem! 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 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu geliyor. Bir daha oy, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy.
neden bir daha İstanbul'da İmamoğlu bir daha. Harikasınız. Benim güzel ilçemin, güzel mahallemin, güzel insanları, nasılsınız? Sen ne güzel iyi izliyorsun. Kız senin neyin iyi? Yağmurun altında ıslanmışsın. Sana kurban olurum ben. Ne güzel giyinmiş gelmiş. Çocuklarımız gelmiş yine. Gençlerimiz gelmiş. Hanımefendiler gelmiş, beyefendiler gelmiş. Bahçelievler'de yine ailece bir aradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne kadar mutlu oluyorum bir bilseniz. Çok tatlıyız. Öpüyorum senin kalbinden. Güzel kızımız. Ekrem amca seni yerim yerim. Elif seni ben yerim. Senin tatlı diline. Ne sağ ne sol. Tek yol İmamoğlu. Tam yol ileri demiş bir delikanlımız orada. Bana sarılır mısın Ekrem amca? Bayıla bayıla. Bayıla bayıla. Kızımı getirin bana. Babası. Harikasın. Harikasın. Çok tatlıyız. Bakınız sevgili dostlarım, benim güzel çocuklarımız, sen gene buradasın. Aman Allah'ım. Güzel çocuklarımız, hanımefendiler, çok güzel annelerimiz, ellerinizden öpüyorum. Ne güzel anneciğim, gelmişsin, bizi yalnız bırakmamışsın. Ve İnanın burada nasılız biliyor musunuz? Bir aradayız, hemşeriyiz. Bu şehrin yaşayanlarıyız. Burada omuz omuzayız, yan yanayız. Kimse kimseye şunu demiyor. Sen ne giyersin? Kimse kimseye inancın ne demiyor, nerelisin demiyor. Birlikteyiz, bir aradayız. Kimseye ayrıştırmıyoruz. O partili bu partili de demiyoruz. Burası halkın meydanı ve hep halkın meydanı olmaya devam edecek. Burada halkın her boyutuyla temsil edildiği yer olacak. Bugün nasılsa seçimden sonra da öyle olacak. Birbirimize olan sevgimiz, saygımız, coşkumuz büyüyerek artacak. Bu duygularla sizi karşılıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Daha önceleri de söyledim. Ben bahçeli evlerde ilk yuvamı kurdum. Evlendim, ilk evimi bahçeli evlerde eşimle birlikte yaylada oturdum 3,5 sene kadar. Dolayısıyla yolu bahçelievlerden geçenlerden birisiyim. Buraya olan tutkum yüksek. O gördüğünüz Trabzonlar Derneği'nin kurucularından birisiyim. Dolayısıyla buradan hiç bağım kopmadı. 20'li yaşlardan bugüne kadar bahçelievler benim hep yolumun üzeri. Yaşamımın bir parçası oldu. Çok mutluyum burada sizlere hitap etmekten. Hep söylüyorum, bu sokaklardan geçerken ama işimden dolayı, ama sosyal sorumluluklarından dolayı kim der ki burada gezerken bir gün gelecek ve ben burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak size hitap edeceğim. Bunu kimse tahmin edemez. Hoş geldin fıstık. Bana çok sarılmak istedi, yanımıza aldık onu. İnşallah üşümez. Gel bakalım, şöyle dur, seni kucağıma alacağım birazdan. Ama hep söylüyorum. Evet, Allah'ın bir lütfu dünyanın en güzel şehrine belediye başkanı oldum. Ama bir başka yönü daha var. Hep söylüyorum. Bir köy çocuğu, köyde doğmuş, küçücük bir köy, 40 hanesi var.
bir köy çocuğu eğer doğuyor, büyüyor, eğitimini tamamlıyor, İstanbul'da hayatını kuruyor, iş yaşamını geliştiriyor ve bir gün İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olabiliyorsa, bu yolculuğun bir başka adı var. O da Atatürk Cumhuriyeti'nin yolculuğu, Atatürk Cumhuriyeti'nin. Onun için bu millete borcumuz çok. Bu devlete, bu topraklara, bu vatana, cennet vatana borcumuz çok. Borcumuzu ödemek için hizmet edeceğiz. Onun için buradayız. Benim gibi Gülizar Hanım, Gülizar Emecan Hanım da onun için burada. Emine Gülizar Emecan bir bahçelievli olarak aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı kademelerinde görevler, ardından 5 yıl İstanbul'umuzun 3. bölgesine milletvekilliği yaparak hizmet etmiş yol arkadaşım. Teknik bilgisiyle, aynı zamanda deneyimiyle, siyasi, sosyal ve mühendislik bilgileriyle, ama daha da önemlisi ne biliyor musunuz? Bir kadın olarak Bahçelievlere çok güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz. Tabii bugünkü ziyaretimizin bir başka boyutu daha var. Sevgili kardeşim, değerli dostum, yol arkadaşım, kıymetli il başkanım, aynı zamanda Bahçelievlerin bir çocuğu, bir genci olarak büyüdü. Dolayısıyla il başkanımız Özgür Çelik, Bahçelievlere çok borçlu olduğunu biliyorum. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Aramızda kalsın, Bahçelievler hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Şimdi hem Gülizar Emecan bir Bahçelievlerli ve bir kadın mühendis olarak, hem Özgür Çelik bir Bahçelievli, evlerli ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı olarak üçümüz birlikte Bahçelievler'de tarih yazacağız, tarih. Bahçelievler eminim bu fırsatı bu ekibe verecek, öyle değil mi? Bahçelievler, lafın en sonunu şimdiden söylüyorum. 31 Mart'ta mührü Emine Gülizar Emecan yazan, o bölüme basarak yetkiyi ilk kez bir kadın belediye başkanına verecek. Anlaştık mı? Güzel. Bakın, bu sene özellikle şunu söyleyeyim. Özellikle İstanbul'da 4 noktada 4 kadın belediye başkanı adayımız var. Şuna çok inanıyorum. Bahçelievler'de, Bakırköy'de, Maltepe'de ve Üsküdar'da 4 kadın belediye başkanı İstanbul tarihinde ilk kez seçilecek, göreceksiniz. Bunu hep birlikte başaracağız. Sevgili dostlarım, ben biliyorum, ben dursam onlar durmayacak, çok çalışacaklar. Ben Bahçelievler'de etkin bir 5 yıl geçirdiğimize inanıyorum. Bu 5 yıl içerisinde yıllarca önünden, altından, yanından geçerken ya bu ne yahu diye vahlandığım ve gelir gelmez özellikle karar vererek, hatırlarsanız Ünverdi'de bir saçma köprü vardı, hatırlıyor musunuz? Ünverdi'de haklısınız. Haklısınız, tamam.
tamamlayacağım bunu. Benim otobüsümde ve kürsümde işaret dili elemanımız niye bu sene başlamadı? Hızlıca bunu hallediyorsunuz. Hızlıca. Hızlıca. Ben, bakın ben o Ünverdi'deki köprüyü oradan kaldırınca ertesi gün geldim baktım. Ertesi gün dedim yahu bunu buraya koyan aklı bir daha bu şehre uğratmamak lazım. O kadar kötü bir tasarım. Şehrin en güzel noktasında bir ucube. Neyse bunu buradan kaldırdık, iyi ettik değil mi? Aynen öyle. Tuhaf bir şeydi zaten. Sevgili dostlarım, 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'nin hepimizin coşkuyla kutladığı Çanakkale Zaferi'nin gününde Ataköy iki telli hattını hizmete açıyoruz, metro hattını. Biliyorsunuz bunun bir bölüm durakları da Bahçelievler'de, biliyorsunuz değil mi? Ataköy iki telli metro hattımız şimdiden İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun. Çobançeşme'de, Doğu Sanayi'de ve İhlas Yuva istasyonlarında sizlere hizmet edecek. Bir başka metro hattı daha var. O da uzun yıllardır süren ama şükürler olsun bitti. Bunu bakanlık yapıyor. Zamanında bakanlığın yapmasına karar verilmişti. Bakırköy Bahçelievler Kirazlı hattı biliyorsunuz değil mi? Şimdi son aldığımız bilgiye göre 10 Mart'ta açılışını yapıyorlar. 10 Mart'ta. Tabii takdir edersiniz ki beni davet etmeyecekler, önemli değil. Davet etmeyecekler ama ne yapacaklar biliyor musunuz? O hattın parasını bizim bütçemizden kesecekler. Çünkü bakanlığın yaptığı bu hatlar geçmişten bugüne şehrin içindeki metro hatlarının parasını Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden kesiyorlar. Fakat geçmişte, yani biz göreve gelmeden önce bu hatların ücretlerini oradaki biletlerden elde edilen gelir üzerinden kesiliyordu. Dolayısıyla 20 yıla yakın, 15 yıla yakın sürede bunun paraları kesiliyordu. Sonra biz göreve geldik. Sabiha Gökçen hattını açtılar. Hatırlar mısınız? 1,5 sene oluyor. O hatta açtılar, tam 5,5 milyar lirayı bizim bütçemizden ne kadar zamanda kestiler biliyor musunuz? 10 ayda. 5,5 milyar. Şimdi bakın, bu Bakırköy Kirazlı hattının iki olayını size hatırlatayım. Vicdanınıza koyun dursun. Bir, Bu hatta açıyorlar. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Şehrimize yapılan her iyi yatırım değerli. Ama göreceksiniz bunun da parasını bizden bütçemize zarar verecek şekilde kesecekler. Sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaf Dağı'nın ardında bir belediye ya da Patagonya'da bir belediye. Bu ne devlet adabına uyar, ne devlet adabına uyar, ne insanlığa sığar. Ama bizi yıldırmaya çalışıyorlar, öyle mi? Yahu biz sizi Yıldıracağız kardeş. Bakın, şimdi bir konu daha var. Bu Bakırköy Kirazlı hattının ihalesi gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
geçmişte yaptıkları protokol gereği, geçmişte yaptıkları protokol gereği bu hattın trenlerini yani araçlarını bakanlığın alması gerekiyordu. Bakın hat bitiyor ve bizim arkadaşlarımız defalarca o hattın trenlerini sizin almanız gerekiyor. Protokol bu şekilde dememize rağmen trenlerini almadılar. Şimdi hattı bitirecekler. Olan trenlerle biraz seyrek seferlere başlayacağız. Ama biz mecburen trenlerini hattı teslim aldıktan sonra alımına geçeceğiz. Ya be Allah'ın adamı. Ya sen bakanlıksın, milletin bütçesiyle iş yapıyorsun. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yim. Ben de milletin bütçesiyle iş yapıyorum. Ya birbirine hasım gibi davranmak, böyle bir ahlak bizim memleketimiz vallahi görmedi, billahi görmedi. Bunların husumeti var ya, bunların husumeti bu millete her türlü sıkıntıyı verir. Allah korusun bunların husumetinden. Ama ben size söyleyeyim. Vallahi billahi vız gelir tırız gider. Biz neleri aşmadık, bu sorunları da aşarız. Aşarız be kardeşim, aşarız. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarız be kardeşim, şaşarız. Bahçelievler kazanmaya devam edecek. Bakın, Bahçelievler'de 3 otopark açtık, açmaya devam edeceğiz. En sevdiğim icraatlardan Bahçelievler'e Özgür Başkan çok ısrar ediyordu biliyorum. 3 tane kreş açtık, açmaya devam edeceğiz. Gelip ellerinizden öpeceğim anneciğim, geleceğim oraya. Bakın 3 tane kreş açtık, daha açmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bölgesel istihdam ofisimizi açtık. İştiraklerimizden İSKİ Bahçelievler'e 1,5 milyar liraya yakın altyapı yatırımı yaptı. Ayamama Deresi'nin Yaşam Vadisi projesini E5 yani D100 karayolundan sahile kadar bitirdik. Şimdi Bahçelievler ve Küçükçekmece'ye doğru ilerliyoruz. O bölümü de devam ettireceğiz. İnsanların hayatını kaybetmesine sebep olan Ayamama'daki dere ıslahını bitirdik, dere ıslahını. Çevresini, o yeşil alanları bitireceğiz. Göreceksiniz o vadi İstanbul'un pırlanta gibi yemyeşil ağaç dolu vadisi olacak. Ağaç dolu. Sevgili hemşehrilerim, bakın yine Koca Sinan stadını hızla tamamlıyoruz. Koca Sinan'a sadece stat yapmıyoruz. Çok özenli bir proje yaptık. Altında 750 araçlık otoparkımız var. Üstünde insanların yürüyüş yapacakları, spor yapacakları bir etkinlik sahası ve bir yeşil alanı olacak. Stadı kulüplerimiz kullanacak. Kulüplerimizi orada, spor kulüplerini odalar ve merkezler yapacağız. Yine aynı şekilde İstanbul'un en donanımlı, en büyük, en kapasiteli kreşlerinden birini de orada açıyoruz orada. Fazla değil, bu yaz açacağız orayı, bu yaz. Bu yaz açacağız. Sevgili hemşehrilerim, bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Yeni Kapı İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü metro hattı. Her şey hazır. Gümbür gümbür yaparız orayı, gümbür gümbür. Gümbür gümbür yaparız. Ama 1,5 seneye aşkın süredir
bir cumhurbaşkanlığı onayı var. Ne kefil oluyor ne başka bir şey. Sadece imza. İmza atmıyor. İmza atmıyor ki ihalesini yapıp başlayalım. Ama bu millet İstanbul'da öyle bir oy farkı yapacak ki, öyle bir oy farkı yapacak ki milletin karşısında hiçbir güç duramaz. Millet o imzayı Cumhurbaşkanlığına attıracak kardeşim. Attıracak değil mi? Bitti. Değerli dostlarım, en önemli konularımız, ben söyledim, bu güzel ilçede Gülizar Emecan başkanımızla prestij caddeleri, yeni yeşil alanlar, yeni meydanlar, onun açacağı kreşler, kadın politikaları, özellikle sosyal yardımla ilgili, özellikle eğitimle ilgili, bizim buradaki Enstitü İstanbul, açtığımız Enstitü İstanbul İSME'in farklı kuruluşlarıyla, Bahçelievler Belediyesi ile işbirliğimizle ikimiz de Bahçelievlere iş üreteceğiz, iş. Laf üretmeyeceğiz, laf üretmeyeceğiz. Bu kardeşiniz yapamayacağı hiçbir şeyi milletine söz vermedi. Sevgili dostlar, benim kıymetli hemşerilerim, artan ciddi bir pahalılık var, öyle değil mi? Emeklerimiz zorda, öyle değil mi? Bakın, 2023'te ne vaatler verdiler, hatırlıyorsunuz değil mi Mayıs'ta? Aradan 10 ay geçti. Hayatınız iyileşti mi, kötüleşti mi? Bakın, en fazla dar gelirliler, asgari ücretliler ama özellikle emekliler çok büyük sıkıntı çekiyor. Ve bu sıkıntıyı duymuyorlar. Neymiş? Emekliye bütçe veremezmişler. Niye? Bütçeye yükmüş, öyle mi? Emeklilere verilen her kuruş bütçeye yük. Ama başka işler hiç bütçeye yük değil. Sevgili dostlarım, peki 16 milyon emeklinin kalbini kırıyorlar ama doğru mu konuşuyorlar? Hayır. Bakın, verilerini bizim kurduğumuz İstanbul Planlama Ajansı'ndan aldım. Çok sayıda akademisyen İstanbul ve Türkiye'yi burada araştırıyorlar. Diyorlar ki, Türkiye'de toplam 16 milyon emekli var. Ancak milyonlarca emeklinin maaşı 2001'den bu yana sürekli değer kaybetti. Benim emekli büyüklerim, burayı iyi dinleyin. 2001 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katıydı. 1,5 katı. Yani asgari ücret 100 liraydı. O emeklerimizin en düşük ücreti 150 liraydı. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Asgari ücret 100 lira ama emeklinin ücreti 65 lira. Yani yarı yarıya değer kaybetti, yarı yarıya. Bakın, bugün eğer geçmişteki gibi emekli maaşı olsaydı, emeklinin maaşı ne olacaktı biliyor musunuz? 24.745 lira, en düşük maaşı. Şimdi soru şu, emekli maaşı senden önce yıllarca bütçeye yük olmadı da şimdi mi yük oluyor? Hadi oradan, hadi oradan. Size bir şey söyleyeyim. Ekonomiyi batırdılar, mazeret bulamıyorlar. İşin suçunu yarın emekliye yüklerlerse şaşırma. Bakın, ekonomiyi çok iyi biliyorlardı. Hatırlayın ne dedi? Faiz sebep, enflasyon sonuç. Yahu, hani bu ne diyor biliyor musunuz? Bazen diyorum ki, yeniden alfabe ve yazar gibi. Hatırlıyor musunuz? Bakanın biri 2021'de dedi ki,
Türkiye uçacak, uçacak dedi. Türkiye uçacak. Evet, uçuyor ama uçurumdan aşağı uçuyor. Bakın bir başka bakan ne dedi? Gözlerimdeki ışıltıya bakın. 6 ay sonra Türkiye uçacak dedi, hatırlıyor musunuz? Ne bakan kaldı ne ışıltı kaldı. Arkadaş, ya bu lafları ben söylesem milletin huzuruna çıkamam, biliyor musunuz? Vallahi yüzüm kızarır. Ama ben bunların yüzünün kızardığını da görmedim. Dolayısıyla ben size söyleyeyim. Benim sevgili hemşehrilerim, ekonomiyi bu hale getiren bir kişi. Haklı mıyım? Yetki sizde, sorumluluk bizde. Bak öyle diyor. Yetki onlarda ama sorumluluk sizde. Ya bu işler o kadar kolay değil. Bu millet hani var ya, yazar kasadan Z raporunu çıkarır. Bu millet o Z raporunu çıkaracak. Sana 31 Mart'ta öyle bir ders verecek ki. Bu ders hayat pahalılığını 31 Mart'ta bize dayatanlara tarihin en büyük sandık dersi olacak mı? İşi gücü bırakıp, esas işlerini bırakıp, bakanları, osu busu, hepsi İstanbul'a koşmaya başladı. Farkında mısınız? Birkaç haftaya kalmaz, 1-2 hafta içinde o da gelir. Onlara, yahu işi gücü bırakıp İstanbul'a koşacağınıza, esas işinizle uğraşın diyeceğiniz o dersi 31 Mart'ta sandıkta vermeye hazır mısınız? Kıymetli dostlarım, biz İstanbulluyu bu 5 yılda hiç geride bırakmadık. İnanın, hatırlar mısınız? Dediler ki sosyal yardımları kesecekler, 6 katına çıkardık. Öğrencileri düşünmediler. Bir öğrenciye torpilli 120 bin euro burs verdiler. Biz ise 100 bin öğrenciye, milletin evlatlarına tam 750 milyon lira burs verdik. Vermeye devam edeceğiz. Bu sene 100 bin öğrenciye 15'er bin lira vereceğiz. 15'er bin lira. Tek emekli maaşıyla geçinen hanelere 10 bin lira pazar desteği vereceğiz. O vermedi, biz vereceğiz. Dar gelirli emeklilere, kentsel dönüşüme giriyorlarsa evlerinin maliyetinin %65'ini biz karşılayacağız biz. Kentsel dönüşüm sürecinde bakanlığın verdiği kira desteğine, bakanlığın verdiği kira desteğine 9 bin lira ek kira desteği emeklere biz vereceğiz. Normal diğer vatandaşlarımıza da ek 7 bin lira kira desteği vereceğiz. Kentsel, bakın, her ilçeye, bugün Sultan Gazi'de açtık, her ilçeye kent lokantası açacağız. 600 bin aileye sosyal destek sunacağız. 3 konuda desteğinizi istiyorum. Az önce söyledim. İlçede Gülizar Emecan'a, ilçe belediye meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, büyükşehirde kardeşinize oy vermeye hazır mıyız? Sandıkta görev almaya hazır mıyız? İstanbul gönüllerine üye olmaya hazır mıyız? Hep birlikte coşmaya, hep birlikte koşmaya, ülkenin geleceği için, İstanbul'un geleceği için, bu şehrin muhafızı olmaya, yalana, talana, kanala son demeye hazır mıyız?
O zaman herkes çevresindekini ikna edecek. O güler yüzünüzle anacığım. Sevgili ablacığım, o güler yüzünüzle. Sevgili genç kardeşim, o güzel yüzünle insanları ikna edeceğiz. Arkadaşlarınızla konuşacağız. Bu işi bir seçim seferberliği değil. Bu işi kalkınma seferberliğine, yerel yönetim değişimi ve dönüşümü seferberliğine, ülkenin geleceği için koşuya, coşmaya, öyle bir seferberliğe dönüştüreceğiz. O bakımdan çok çalışacağız. Çalışacağız ve başaracağız. Bahçelievler hazır mıyız? Bahçelievler hazır mıyız? Bahçelievler hazır mıyız? Çocuklarımızın huzurunda söz vermeye hazır mıyız? Her şey! Her şey! Her şey! O zaman ne yapıyoruz? Tam yol ileri diyoruz. Tam yol ileri diyoruz. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir Bahçelievler'de bir daha, bir daha, Emine Gülizar Emecan geliyor. İstanbul'da yeniden İmamoğlu diyoruz. Ekrem İmamoğlu geliyor. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden İmamoğlu. Bir kez daha geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu yeniden geliyor. Bahçelievler'de Emine Gülizar Emecan geliyor. Geliyor. Emine Gülizar Emecan geliyor. Bahçelievler'e kadın eli değecek. Bu kez Emine Gülizar Emecan kazanacak. İmamoğlu yeniden kazanacak. İmamoğlu ile İstanbul'da bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden. Teşekkürler Bahçelievler. Teşekkürler Bahçelievler. Çok güzelsiniz. İmamoğlu'nun meydanlarında sevgi var. İmamoğlu'nun meydanlarında saygı var. İmamoğlu'nun meydanlarında coşku var. Bu coşkuyla, bu sevgiyle kazanacağız. Bir kez daha İmamoğlu. Bahçelievler'de bu kez Emine Gülizar Emecan geliyor. Bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha.
daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. Teşekkürler Bahçelievler. Allah'a ısmarladık. Yeniden Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün yolunda 16 milyon Ali Bey. Tertere derman sözü. Atatürk'ün yolunda 16 milyon yanında tertere derman sözü. Oy ver, İstanbul'da çiçekler açsın gençler. Yarınlara güvenle batsın. Gülümseyen İstanbul istiyorsan sen de Ekrem İmamoğlu'na oy ver. Oy ver, İstanbul'da çiçekler açsın.